Merhaba herkese, ben Reyhan. Sestek'te Product Analist olarak çalışıyorum. Bu bölümde ekip arkadaşım Can'la beraber ürün analisti bakış açısından tasarım süreçlerimizi konuşacağız. Selam Can. Merhabalar herkese. Reyhan da dediği gibi Sestek'te Product Analist olarak çalışıyorum. Product Management ekibinin mensubuz ikimizle. Bence bu fırsat hem süreçleri hem de ekibi daha iyi açıklamak ve anlatmak adına güzel bir fırsat, o yüzden heyecanlıyım. Ürünleri ve geliştirme süreçlerine geçmeden evvel birazcık kısaca Sestek'ten bahsedelim istiyorum. Sestek, ses teknolojileri, yapay zeka ve analiz çözümleri geliştiren global bir Arge teknoloji firması. Firma 2000 senesinden beri bu çözümleri geliştirip ürün haline getiriyor. Evet, bu şekilde diyebilirim. Sestek aslında genel olarak bakarsak, Sestek sesli IVR'lar, chatbotlar, sana asistanlar, biyometrik, bunlar sesli imza ya da kara liste saptamalarını içeriyor. Konuşma ve metin analizleri üzerine çalışan bir firma. Bu konularda birçok ürün ve servisimiz var. Sestek aslında çok genç bir firma. İçerisinde birçok genç, yeni mezun arkadaşımız çalışıyor. Çok güzel bir ortamının olduğunu da söyleyebilirim. Bu süreçlerin haricinde aslında Product Management ekibi olarak neler yapıyoruz, hangi süreçlerde yer alıyoruz, bundan bahsedelim istiyorum. Product Management içerisinde head'imizin haricinde Product Manager'larımız, Product Owner'larımız ve Product Analyst'ler yer alıyor. Product Analyst'lik rolü Sestek'te de yeni bir kavram aslında. Birçok teknoloji firmasına baktığımızda da Business Analyst'likle karıştırılıyor olabilir. Öncelikle Sestek'te Product Analyst'ler olarak neler yapıyoruz, bunu konuşalım. Biz Product Analyst'ler olarak Can ve diğer ekip arkadaşlarımızla ürünlerimizi geliştirmek için rakip ürünleri araştırıyoruz ya da yeni teknolojileri araştırıyoruz. Bunlar üzerine analizler yapıyoruz. Bu analizlerin çıktılarına göre ya yeni bir ürün çıkartıyoruz, aslında bu ürünün çıkış sürecindeki analizlerde yer alıyoruz, ya da var olan ürünlerimizi geliştirmek için neler yapabiliriz diye sürekli araştırmaya devam ediyoruz. Ürün tasarımına gelecek olursak nelerden oluşuyor, buna bakalım. Aslında ürün tasarımında bizler mockup'larını çizip sürekli diğer ekip arkadaşlarıyla görüşerek anlık olarak feedback'ler alıyoruz ve o ürünün en optimal biçimde çıkışını ve yazılım ekibinin aktarılmasını destekliyoruz. Evet, yani aslında bu sürecin arka planında da daima hatırladığımız birkaç amacımız var. Bunlardan bir tanesi ürünün bütünlüğünü ve yarattığı katma değeri maksimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca bütün ürünleri tek tek modül halinde değil de tamamen tek bir servis verecekmiş gibi düşünerek uçtan uca bu son kullanıcıya bir hizmet nasıl verilir, bunu düşünerek, bu düşünceyi ve amacı göz önünde bulundurarak bu tasarımları gerçekleştiriyoruz. Diğer bir konu ise Product Analyst'ler olarak hem firma içerisinde hem de kendi ekip içerisindeki dinamikler bakımından birazcık daha farklıyız diyebilirim açıkçası. Çünkü bizim ekibimiz, Product Management ekibi, Product Owner ve analistlerden oluşuyor. Kendi ürünleri üzerinde uzmanlaşmış kişiler. Analistlerin farklılaşmış olduğu yön ise diğer ekiplerle kurduğu bağlantı ve her bir ürüne tüm analist arkadaşların mümkün mertebe emek verebiliyor olması ve buna üzerine kurulu bir altyapımızın oluşu. Dolayısıyla bir ürün tasarımı gerçekleştirildiğinde bu ürünün tasarımcısının imzası aranmıyor ve sadece bir ekibin izlerini o üründe görebiliyoruz diyebilirim. Evet, sana katılıyorum. Sadece Product Management içerisindeki görev tanımlarımızın yanı sıra, daha önce de söylediğim gibi, ürünleri geliştirirken biz analistler olarak aslında tüm Sestek bünyesindeki departmanlarla beraber çalışıyoruz. Evet. İşte o ürünü geliştirme aşamasında danışmanlarımızın fikirlerini alıyoruz. Çünkü danışmanlarımız müşteriyle en çok iletişim kuran departman ve bizim için çok kıymetli oluyor. Ya da yazılım mimarlarıyla bir araya geliyoruz. Teknik detaylar hakkında görüşüyoruz. Pre-sales'la bir araya geliyoruz. Onlardan gereklilikleri öğreniyoruz. Ya da o anda piyasada neye ihtiyaç var, bunları sales'tan öğrenebiliyoruz. Ve Can'ın da söylediği gibi
tek bir ürün bazında özelleşmediğimiz için analistler olarak bütün SESTEK ürünlerini aynı zamanda görüyor, bakıyor olduğumuz için bir üründeki özelliği diğerinde de uygulama fırsatımız oluyor. Ya da Can'ın bir üründe yaptığı geliştirmeyi bir başka üründe ben ihtiyacımız olduğu için Can hani buraya da uygulayalım diyebiliyorum. Bu da bizim için artı bir değer. Ki SESTEK evet. Geneline baktığımız zaman product analistlerin rolü çok önemli ki bir sene içerisindeki organizasyonel değişimde SESTEK'in buna fazlaca önem verdiğini gösteriyor. Evet, yani şirketteki analistlerin konumu ve diğer departmanlara olan ilişkisinin yanı sıra bir de kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi tüm yazılım firmaları için aslında artık öncelikli amaçlardan bir tanesi haline geldi. Sebeplerinden bir tanesi de bunun artık çok fazla alternatif var benzer ürünler için ve ürün ne kadar fonksiyonel olursa olsun kullanıcı deneyimi çerçevesi altında bu fonksiyonaliteyi kullanıcıya aktarmakta başarısız bir ürünün piyasaya tutunması oldukça zor. Dolayısıyla SESTEK'te bu ecel dönüşüm kapsamında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için Lean UX anlayışını şirkette oldukça güzel bir konuma getirdi bugün itibariyle. İstersen bu Lean UX ve Agile metodoloji kısmından biraz bahsedelim. Evet, güzel bir noktaya geldik bence de. Tüm şirket bazında işte Agile metodolojileri, Agile nasıl çalışılırız bu gibi konular dönüyorken bizde de aslında Agile metodolojilerinden biri olarak Lean UX kavramı dönüyor. Hani biz analistler olarak Lean UX çerçevesinde nasıl çalışıyoruz? Lean UX aslında yalın UX tasarım altındaki deneyime odaklanıyor. Yani geleneksel UX kuralları, bunların uygulanması, bunlara odaklanmak yerine sadece biz bir ürünü geliştirirken bu süreçteki deneyimlere bakıyoruz. Daha önce de bahsettiğim departmanlarla işbirliği yapmamız, anlık olarak feedbackler alıyor olmamız, bir ürünün tamamlandıktan sonra gelen feedbacklerindense aslında ürünü adım adım geliştirirken anlık aksiyonlar almamız çok önem arz ediyor. Aslında benim işimizin en sevdiği kısmında bu. Gerçekten sabır da gerektiriyor. Bir ürün çıkıyorken hani 2-3 mockup çizdikten sonra bir departmana gittiğimde çok beğeniliyorken, daha örneğin yazılım bakış açısından baktığında hoşuna gidiyorken bir başka sales'ta çalışan arkadaşımıza gittiğimizde çok farklı geri dönüşleri oluyor ve bu bence çok önemli. O anda hemen bunu düzeltebilme fırsatı yakalıyoruz. Ve bizim yaratıcılığımızı da aslında geliştiriyor ve bunu tasarımlara dökebiliyoruz. Ayrıca bence ürün tasarımında bizim yaptığımız işe bakarsak sanatsal bir boyutu yok değil bence. Çünkü her gün elimdeki deneyimleri kullanarak belli başlı çerçevede ben o ürünün tasarımına katkıda bulunuyorum ve bir noktada aslında ve fazlaca hissedebiliyorum o ürün üzerinde. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun ama Can? Ya bilemiyorum. Bence yaptığımız işin oturtulduğu çerçeve biraz sanat olabilmesi için darmış gibi bir hissiyet var bende. Çünkü yani çoğu zaman bu kullanıcı deneyimini ve fonksiyoneliteyi göz önünde tutuşumuz diğer işte hepimizin estetik kaygılarını ve yani buna bir sanat eseriymiş gibi yaklaşmamızın önünde bir benim için büyük bir engel. Çok katılamayacağım sanatla ilgili bir bağlantısına ürün tasarımının. Yani bilmiyorum. Aslında şöyle düşünüyorum Can, sanatçıların eserlerine de bakacak olursak, hani bizim yaptığımız için haricindeki sanatçıların eserlerine bakacak olursak, onlar da aslında bulundukları toplumun işte psikolojik, toplumsal ya da örneğin kültürel etkilerinden kısıtlanabiliyorlar. Yani hani bu bir savaş olabilir, coğrafi şartları olabilir, o günün ekonomi şartları olabilir. Hani buna böyle örnek olarak düşündüğümde Vermeer'i çok severim. Çok başarılı bir ressam olarak görüyorum. O günün şartlarında kendisi aslında bilim diyeceğimiz bir şeyi eserlerine uygulamış. Yani çok farklı bir teknik kullanarak gerçek bir fotoğraf gibi resimler ortaya çıkartabilmiş ve burada fiziği kullanıyor. Sadece yaratıcılığını değil. Aynı zamanda o günün hiç hiç iyi değilmiş ama eserlerinde hiç kaliteli boya kullanmayı bırakmamış örneğin. Aslında bunu şeyle ilişkilendiriyorum ben. Eskiden web sitelerinde daha
çizgiler belirgin, daha karmaşık yapılar görüyorken günümüzde web siteleri gerçekten çok sade, daha soft renkler kullanılıyor, daha kullanıcının sayfalar arasındaki erişilebilirliği aslında göz önüne alınıyor ve bu da değişen bir şey. Belki bundan 10 sene sonra çok daha değişik web siteleri görüyor olacağız ve onlar bizim için en iyi çözünmüş gibi görünüyor olacak. O yüzden sanatçıyı hani çevresindeki etmenlerden ayıramıyorum. Ve bunlar onun sanatçı olmasını da ya da bir sanat eseri çıkarmasını da engellemiyor. Bence bizim de çevresinde durduğumuz kurallar bu yaratıcılığı etkilemiyor diye düşünüyorum. Ya doğru, katılıyorum aslında. Yani sanatçıyı böyle illa kısıtlıyor diye, yani sanatçı zaten tüm eserlerini sonsuz, engelsiz, özgür bir ortamda yaratmıyor. Hatta çoğu zaman engeller sanat eserinin ortaya çıkması için bir ateşleme mekanizması olarak çalışıyor. Ama demek istediğim, işte bu tasarımcının özel bakışını katabileceği estetik noktalarda ciddi anlamda kullanıcının deneyimini gözettiğimiz için ben bunu sıkça düşünüyorum açıkçası. Yani ne bileyim, estetik kaygılarımın önüne çokça kez fonksiyonelite ya da bir kullanıcı bunu nasıl deneyimleyecek fikrini göz önünde bulundurduğumda belki bu bakışımdan feragat edip ona göre dizaynımı yapıyorum. Ya gerçi zaten bu sanat tanımının da net olmayışından tartışmaya noktalamamız zaten çok mümkün değil, fakat hani onu nereye konumlandırdığımız da birazcık alakalı. Yani oldukça genel bir tanım olmasına rağmen, mesela birçok genel geçer sanat tanımında işte herhangi bir şey karşıdakinin sanat eserini deneyimleyen kişide duygusal bir değişikliğe sebep oluyorsa bunu eser olarak nitelendirebiliyor mesela. Bu aslında elbette ürün tasarımı için de geçerli. Ama bu birçok şey için de geçerli. Çünkü yani duygu durumu değişikliğinin asıl sebebinin sanat eseri olup olmadığını zaten asla bilemeyiz. Çünkü pratikte zaten kimse gidip bir sanat eserini bütün günlük hayatından ve düşüncelerini bir kenara koyup onu deneyimlemiyor. Haliyle o değişikliklerin sebebinin onun olup olmadığından kimse emin olamaz. Öyleymiş. Doğru. Yani benim bakışımda açıkçası sanat eseri birazcık da bir iletişim aracı oluşu tanımı daha yakın geliyor. Bunu örneklendirmek gerekirse, atıyorum bir sanat eserinin duygu düşüncesini onu deneyimleyen tarafa geçişi, belki de o sanatçıyı tarif eden belli unsurları bu konuda barındıracak ve üreticisi hakkında onu deneyimleyene fikir verebilecek boyutta olduğu noktada ben onu sanat eseri demeyi daha çok tercih ediyorum mesela. Bu da ne bileyim, ürün tasarımı için şu anda bizim bulunduğumuz konumda pek mümkün gözükmüyor. Evet. Benim fikrim bu. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Bu konuda da seninle anlaşmazlığa düştüm. Yani hiç karşılaşmıyoruz ama senin de söylediğin gibi aslında sanatın tanımının belki kişiden kişiye değişmesinden dolayı farklı düşünüyoruz ama orta noktaya gelmek istiyorum Can seninle. Aslında yaptığımız UX, UI design sanat ve teknolojinin arasındaki bir köprüdür diyebilir miyiz? Yani birçok kavramda bu bir köprüdür kullanıyoruz ama bunu söyleyebilir miyiz sence? Yani evet, gayet uygun bir tanım bana kalır. İyi, güzel. Orta noktayı bulduk. Analizlere mutlu bir şekilde devam edeceğiz biz. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Evet, bence de çok keyifliydi. Konu hakkında ve firma hakkında, bu bahsettiğim süreçler hakkında yorumlarınız, fikirleriniz varsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Biz bunları okumak isteriz. Görüşmek üzere, nasıl diyelim. Teşekkürler dinlediğiniz için. Yaptığımız iş sanat mıdır konusunda da görüşleriniz olursa dinlemek isteriz. İyi günler herkese. Görüşmek üzere. Bye bye.